Bu iktidar geçmişte de bugün de söz vermekte çok ama çok cesur ve bonkör davranıyor. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Bu vaat yapıldığında Türkiye dünyanın güçlü ekonomiye sahip 16 ülkesinden biriydi. Bugün 20. sıraya geriledik. İkinci vaat, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı rakam dahi bugün %84 küsur. Yani hayaller tek haneli, ancak gerçekler üç haneli. Çünkü bağımsız birimler bunun %186 olduğunu gösteriyor. Üçüncü vaat, hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır. İhracat hedefinin vaat edilenin yarısına bile ulaşması mümkün olmadı. 2022 yılı ilk 9 ayı ihracat toplamı 165 küsur milyar dolar. Yıl sonuna kadar aynı hızla devam edecek olursa ihracatımız en fazla 220 milyar dolara çıkacak. Nerede 500 milyar dolar? Dördüncü vaat, hedefimiz 2023 yılında kişi başına düşen milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarmaktır. Şimdi ne oldu? Kişi başına gelir 2023 yılı sonunda 10.067 dolar olacağı gözüküyor. Ve beşinci vaat de, Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefimiz var. Ama ne oldu? 2023 yılı milli hasılamız 687 milyar dolar seviyesinde kaldı. 1 trilyon doları bile bulamadı. Vermiş olduğu sözleri tutamayan 20 yıllık bir iktidarın bir 5 yıl daha iktidarda kalmak için mantıklı bir gerekçesi olamaz muhterem arkadaşlar.